Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Siz de Saadet Partisi'nin iftarından ayağınızın tozuyla geldiniz. Oradaki kulis bilgilerini de yine programımızın devamında size soracağım. Ama şimdi sürekli duyurduk. İlk dilimden itibaren sıcak bir gelişme, son durum diyebileceğimiz bir gelişme. Bu sıralama Erdoğan, İnce, Kılıçdaroğlu, Oğan şeklinde, ne tesadüf ki. Acaba bir hile var mı? Onu konuşacağız. Herkes görüntüleri sosyal medyada konuşuyor. Ekrana getireceğiz. İzleyicilerimiz de biz ilk bu başlığı işleyeceğimizi duyurduğumuz andan itibaren hile olduğunu düşünüyoruz. Evet, bir tesadüf olamaz, bu kadar da olamaz diyenler çünkü var. Çünkü tam iktidarın istediği sıralama değil mi? Var. Evet, şimdi arkadaşlarım o görüntüleri, yani kura çekim anına dair görüntüleri ekranlara getirecekler. Bakalım neler yaşanmış. YSK Başkanı tabii ki ilk çekimi yapıyor. Orada Erdoğan ismi çıkıyor. Sonra da sıralama için top çekiliyor. Siz bunu biraz sayısal lotoya benzetmiştiniz Hakan Bey. Yani orada ne olur, o toplar ilk önce bir karıştırılır. Görüntüleri bir bakalım da. Doğru bir çekim yapılabilmesi için. Ama hayır, sanki yerine koyulmuş gibi o yerden alınıyor ve sıralama karşımıza çıkıyor. Görüntüleri de ekrana getireceğiz ve üzerine konuşacağız. Acaba bir hile olabilir mi tırnak içerisinde? Şimdi ekrana getirebiliriz arkadaşlar. Bakalım o anlarda neler yaşanmış. Evet, YSK Başkanı, bakın görüyorsunuz, o toplardan birini, kendisine yakın olanı, şimdi de yavaş bir şekilde görürüz, çekiyor ama hiçbir şekilde karıştırmıyor. Eliyle koymuş gibi alıyor ve çekimi yapıyor. İlk isim kim çıkacak diye beklerken bir bakıyoruz ki YSK Başkanı açıyor ve o kağıtta... Evet, Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Recep Tayyip Erdoğan ismini de bu şekilde gösteriyor. Hiçbir şekilde karıştırılmadı. Şimdi sıralama küresi gidiyor. Evet, sıralama küresi bu kez yan tarafa gidiyor. Erdoğan bir diğer isim. Erdoğan kaçıncı sırada çıkacak onu belirliyor. Hemen bakalım nasıl çekmiş küreyi. Çektiği anlar evet bu şekilde ekrana yansıyor. Bir karıştırma yok. Eliyle koymuş. Şimdi bak, alıyorlar. Bak, birinci sıra. Arkadaki Erdoğan yine kendisine çıkıyor. Yakın topu alıyor. YSK Başkanı da, Erdoğan'ın temsilcisi de kendisine yakın topu alıyor. İkisinden Erdoğan ve bir çıkıyor. Evet. Şimdi bu çok konuşulduğu için ben de izleyelim dedim. Arkadaşlardan da uyardılar. Bakın. Bu kadar bir tesadüf. Sanki elleriyle oraya koymuşlar. İkisi de aynı yerde, arkada ve kendilerine yakın olan topu çekiyorlar. Tekrar izleyebiliriz. Başa alalım. Çünkü çok merak edildi. Büyük ihtimalle televizyonlarda da bu kadar detaylı gösteren biziz. Evet, YSK Başkanı at için olan kürelerden birini çekiyor. Bakın, karıştırmadan eliyle koyduğu gibi kendisine yakın arkadaki küreyi Okta'da gösterdiğimiz gibi bu şekilde çekiyor. Normalde karıştırıp biraz daha herhalde heyecanlı olması gerekir. Erdoğan ve küreyi bir, açıyor. Erdoğan ve bir en arkada. Evet, Recep Tayyip Erdoğan. Kendisine en yakın tarafta Erdoğan ve bir. İki tarafta da en arkada ve topu çekene en yakın top. Evet, ayarlanmış gibi sanki. Yani hile demek ki kadar doğru. Tesadüf mü bilemiyoruz. Konuklarımıza da soracağız. Evet, şimdi sıralama küresi geldi. O sıralama küresini de çekiyor. Evet, bu şekilde o kamera açıyor. Tam kaçırmış ilk anı. Hatta havada almış öbür taraftakini Erdoğan temsilcisi. Evet, yakınlaştırıyoruz. Bakın yine aynı yer. Erdoğan'ın yazıldığı yerin aynısı, çekilen top. Birinci sıra. Yani şaşırdık mı? Bilmiyorum, şaşırdınız mı? Aslında pek de şaşırtıcı değil. İzleyicilerimiz de öyle demiş. Yani Erdoğan birinci sırada pusulada. Bu kadar mı olur? İnce ikinci sırada. Sanki işte karşı tarafı bölme algısı yaratılmışçasına. Kılıçdaroğlu'ysa üçüncü sırada, dördüncü sıradaysa o an var. O anları da detaylı bir şekilde i̇ktidarın, ekranlara getirdik yani ki. İktidarın istediği psikolojik bir sıralama çıkmış. Evet. Bunun üzerinden de şöyle bir şey. Burada da bir psikolojik etki olabilir. Buna bile ihtiyaç duymuş olabilirler şüphesi diyor, olabilir bakalım. Diyorsunuz. Diğer konuklarımız da diyor. Evet, Kazım Bey, siz bu görüntüleri görünce şaşırdınız mı? Bu kadar tesadüf olabilir mi? O görüntüleri ara ara verirsek arkadaşlar. Şimdi bu sistemde böyle şeyler zaten bekleniyordu. Yani sürpriz değil. Ama ben şunu söyleyeyim. Bunlara çok fazla takılmamak lazım. Esas hedefe odaklanmak lazım. Biraz evvel siz de söylediniz. Saadet Partisi iftarından geliyorum. Saadet Partisi iftarı Kılıçdaroğlu'nun da iştirak ettiği bir iftar olarak gerçekleşti. Temel Bey zaten ev sahibi olarak var. Ahmet Davutoğlu var. Ve çok kalabalıktı. Yani çok yoğun bir ilgi vardı, katılım vardı.
Ve şunu gördüm. Sayın Kılıçdaroğlu Saadet Partisi tabanıyla, bu dindar kitleyle çok iyi bir iletişim kurabiliyor. Bu çok önemli. Yani Türkiye'de siyasette başarılı olmak için bunu yakalamak, bu sinerjiyi yakalamak son derece önemli. Ve bu seçimi şu veya bu parti üzerinden değil, ittifaklar üzerinden değerlendirmek lazım. Ve Türkiye siyasi tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir ittifak olarak Millet İttifakı sahnede ve çok iddialı bir şekilde de yoluna devam ediyor. Ve zannediyorum ki bu sinerjiyle, bu enerjiyle, bu heyecanla ipi göğüsleyecektir. Yani her şeye rağmen ne yapılırsa yapılsın. Yani ne tüm bu görüntüler de kayda geçecek. Görüntü sana tuhaf geldi mi Kazım? Ben dediğim gibi çok takılmıyorum onlara ben. Yani şaşırtmıyor beni diyorsunuz. Evet. Önemli olan milletin kararlılığı ve kime oy vereceğine karar verdikten sonra kaçıncı sırada olursa olsun onu bulur ve oraya mührü basar. CHP YSK temsilcisi de o yönde bir açıklaması var. Birazdan soracağız ona. Bir de o sıra numarası yazısı da önde olduğu için arkası karışmıyor. Hiç karışmıyor. O nedenle ben diyorum ki bir şey olmadıysa bile mutlaka bir şey oldu. Evet, çok yerinde manidar bir yorumdayım. Şimdi o ilk çekmede de öyle. Önüne konmuş. Oraya da getirecek herhalde görüntüler. Yani hep evet. Arkada ve kendi tarafındaki. Bir de orada. Tayyip Erdoğan da ne diyeyim, bize göre ek televizyonu seyredenler için sol arkadaki top. Tayyip Erdoğan ismi de. Birinci sırada gene sol arkadaki top. En yakın olana. Ve bunların tamam, aslında alınıp şimdi görüyoruz görüntüyü, bir çalka eliyle meliyle de olsa çalkalaması lazım. Milli Piyango vesaire çekilişlerini de hep biliriz. Ya otomatik olarak o küre döner her şeyi karıştırır. Ya da ne yapılır, otomatik değilse de eliyle biri karıştırır öyle. Tombala oynarken bile öyle yapmaz mıyız Ramazan'da? Ramazan eğlencesidir tombala mesela evlerimizde falan. Bir karıştırırız değil mi içindekileri, öyle bir rakam çekilir falan. Oynayanlar bilir. Vesaire. Hakikaten enteresan bir görüntü. Yani ben bunu tam ham görüntüleri bulamadım. Bugün arkadaşlar ya bu sıralamada bir tuhaflık var diye konuşunca bakayım dedim. Eldeki ajanslara, Anadolu Ajansı'na, İHA'ya ve ANKA'ya falan baktım. Özellikle o sarı topların götürüş çekiliş anı yok. Bunu özellikle havada çekiyor o sırada. Önüne konmadan falan. O anı, ensantaneyi tam yakalayamamış. Ama her şey ortada aslında, net bir şekilde. Bakan göz görüyor, görmek isteyen görüyor. Yani muntazam bir şekilde sallanmadan da değil mi bilemem ama evet. YSK CHP temsilcisiyle ben de konuştum. Sen de istersen Mehmet söyle. Kazım Bey, peki sizin de yine bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Çünkü İYİ Parti açıklamalara kesinlikle inanmıyor. Bunu yine fark ediyoruz, anlıyoruz. Sizce yeterli açıklamalar yapıldı mı ve o saldırgan her ne kadar işte hırsızlık vakasını yakalarken kurşunladığı söylense de serbest bırakıldı mesela bu kadar kısa sürede, size de şaşırtıcı gelmedi mi? Tabii ki yani bunlar gene bu süreçte, bu iktidarın iş başında olduğu bu süre boyunca seçime kadar gene beklenen şeyler aslında. Bu tarz ama, olaylar daha çok yaşanabilir mi diyorsun? Ama çok fazla da kamuoyu tepkisi farklı hale geldi artık. Yani zaten Saadettin Bey'in bıraktığı yerden ben gene iftardaki mesajlarla, konuşmalarla da devam etmek isterim. Şimdi iktidar daha evvel hep kullandığı kutuplaştırma, germe, kamplaştırma, tehdit siyasetini sürdürmekte yine kararlı görünüyor. Ama buna mukabil toplum bundan bıktı. Kavgadan bıktı, gerilimden bıktı. Toplum sükunet istiyor, huzur istiyor. Ve bugünkü iftarda da bu mesajlar verildi. Millet İttifakı'nın cazibe odağı haline gelmesini netice verecek olan en önemli şeylerden biri. Diyorlar ki, hem Sayın Karamollaoğlu hem Sayın Kılıçdaroğlu dediler ki, biz kutuplaştıran değil kucaklaştıran olacağız. Ve partiler birbirinin düşmanı değil, birbirinin hasımı değil. Siyasi yarışta iyilikte yarış. Anlamında Sayın Kılıçdaroğlu'nun net ifadesi buydu. İyilikte yarışacağız. Bu pozitif mesajlar, bu söylemler o arayış içindeki toplumda muhakkak ki yankı bulacaktır, makes bulacaktır. Ve toplumun itibar edeceği yaklaşım da bu olacaktır. Yani kavga olmayacaktır, gerilim olmayacaktır. Dolayısıyla gerilim siyaseti üzerinden tekrar bir siyasi kazanç, bir siyasi rant
elde edelim hesabı yapanlar varsa onlar bu defa artık kaybedeceklerdir. Evet. Benim kanaatim o. Evet, halk bu saldırıları tersine çevirecek diyorsunuz. Şimdi HDP... Fikir Kulübü'ne kaldığımız yerden devam seçim ediyoruz. Değil. Şimdi Kazım Bey şunu soracağım. Yani Sayın Bakanım da ifade etti. Geçmişteki o temellerle elbette çelişen bir karar Cumhur İttifakı'nın aldığı. Ama şu da söyleniyor. Yani bir vekil pazarlığı Hüdapar'la yapıldığı söyleniyor. En az 3 ismin de parlamentoda olacağı iddiaları var. Ama ben şöyle bir soru sorayım. Şimdi Yeniden Refah var, Hüdapar var. Böyle bir Cumhur İttifakı karşımıza çıkıyor. Cumhuriyet tarihindeki en radikal muhafazakar blok desek bu bloğa doğru olur mu? Radikal. Yani birkaç şey söylemek lazım o noktada. Benim ifade edebileceğim şeyler. Bir defa sistemde bir arıza var. Hı hı. Yani eğer terörle bağlantılıysa bu partiler, hı hı, sistem niye onların yasal bir zeminde seçime girmesine müsaade ediyor, teşkilatlanmasına müsaade ediyor? Yani burada bir garabet var. Yani genel anlamda bir problem olarak bunu söylüyorum. Bu söz konusu iddiaların dile getirdiği her oluşum için geçerli. Yani sistemde bir samimiyetsizlik var. Evet. Önce yolunu açıyor, önünü açıyor, imkan veriyor. Daha sonra terör üzerinden bir de çifte standart. Mesela HDP ile iktidar çok rahat bir şekilde ihtiyaç duyduğunda işbirliği yapabiliyor. Ama daha sonra da muhalefeti suçluyor HDP ile herhangi bir şekilde bir görüşme yaptığı için. Ya çifte standart. Onun için bu çifte standartlardan arınabilmesi için sistemin hakikaten evrensel ileri demokrasi, hukuk devleti kriterlerine göre yapılanması ve bunlara meydan vermemek lazım. Yani evet. Bunun bir defa esasa bağlanması gerekiyor. İkinci olarak iktidarın ne kadar aciz ve çaresiz duruma düştüğünü de gösteriyor bu. Yani 100 bin, 150 bin oya artık ihtiyaç duyar hale geldiğini de gösteriyor. Ve bu kompozisyon son derece sağlıksız bir kompozisyon. Uyumsuz bir kompozisyon. Yani bir tarafta Perinçek var, bir tarafta Hüdapar var. Yani bunlar aynı safta buluşabiliyorlarsa. Gerçi Perinçek'in geri dönüşünü kabul etmediler biliyorsunuz adaylık çıkışı sonrası. Ama manifesto yani, olarak söylüyorsunuz. Muhalefet blokunda. Evet. Ve üçüncü ortak olarak. Hatta bizim politikalarımızı uyguluyor diyor. Evet. 28 Şubat döneminde yapılmak istenip de yapılamayan birçok şey şu anda bu iktidar ile yapılıyor. Evet. 15-20 Temmuz sürecinde yapılanlar bunun somut örnekleridir. Hukuksuzluklar bunun somut örnekleridir. KHK meseleleri bunun örnekleridir. Dolayısıyla ilave bir şey söyleyebilir miyim? Kazım Bey sözü bittiyse. Bir şey daha. Türkiye gerçek... Bakalım size de geçeceğim. Türkiye gerçek anlamda inanç özgürlüğü, fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü, temel hak özgürlüklerle 1950'den sonra tanıştı. Çok partili sisteme geçtikten sonra tanıştı. Öncesinde tek parti sistemi vardı. Yine tek adam sistemi vardı. Yani bunları da unutmayalım. Yani eski CHP diyoruz ya. Evet. Eski CHP dediğimiz olay şu anda AKP'de şahsını bulmuş vaziyette. Vücut bulmuş vaziyette. Vücut bulmuş vaziyette. Dolayısıyla parti devleti, devlet partisi filan tartışmaları gene canlandı. Hı hı. Ve bunun da daha burada. Yani devlet partisi haline gelen, parti devleti haline gelen bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve şu anda bunun bir numaralı aktörü de AKP. Yani eski CHP'ye atfettiği bir takım özellikleri kendisi şu anda taşır. Peki en radikal muhafazakar blok tanımına katılıyor musunuz Yeniden Refah ve Hüdapar'da? Ya muhafazakarlık çok tartışmalı bir şey. Hatta Kemal Bey'in de muhafazakarlık tabirine itirazı var. Hı. Muhafazakarlık tutuculuk anlamında, hı hı, eğer farklı anlaşılırsa. Hı hı. Burada dediğim gibi çok uyumsuz, çok aykırı aktörlerin bir araya geldiği menfaat odaklı, hı, ve iktidardan işte pay alabilme hesabıyla kurulan konjonktürel bir birliktelik, samimi olmayan bir birliktelik. Yani Bahçeli ile siz eğer Perinçek'i aynı safta görüyorsanız ve aynı safa Hüdapar da katılıyorsa, Yeniden Refah da katılıyorsa, bunun hiçbir mantıklı, tutarlı açıklaması yok. Evet, ben bir şey ekleyebilir miyim kapanmadan? Araya gitmemiz gerekiyor. Hemen, o yüzden yani bir cümle o zaman, bir cümle yani, sadece. Tamamlama, hatırlatma olarak. Evet. Şimdi
Bediüzzaman Said Nursi 1935'te Eskişehir'de. 1943'te Denizli'de. Bir cümle değil sanırım Kazım Bey. Yok, hemen tamamlayacağım. 1943'te Denizli'de. 1948-49'da Afyon'da talebelerle birlikte tutuklu olarak yargılanıyor. Evet. Yani özgürlük var denilen dönemde yaşananlardan bir örnek olarak bunu hatırlatmak istedim. Evet, bunu da hatırlattınız. Tarih çok önemli. Sayın Bakanım da söyledi. Çok teşekkür ediyoruz. Fikir Kulübü'ne son dilimlere devam ediyoruz. Şimdi ikinci dilimimizde özellikle sosyal medyada çok tartışılan o konuyu belki de ekranlarda en detaylı işleyen biz olmuştuk. Kura. Biliyorsunuz listeler belli oldu. Erdoğan, İnce, pusulada nasıl yer alacakları daha doğrusu belli oldu. Kılıçdaroğlu ve Oğan şeklinde yer alacaklar. Fakat o kura çekimi sırasında farklı detaylar var. Görüntüleri de inceledik, yakınlaştırarak yine ayrıntılı bir şekilde ekranlarınıza getireceğiz. İlk dilimde, ikinci dilimde konuşmuştuk diğer konuklarımızla ama. Evet, yani İYİ Parti ve Deva'da bir şeyler var gibi. İftarda ne vardı? Evet, siz Saadet Partisi iftarından geldiniz. Oraya da Babacan katılmadı galiba. Yok, katılmadı. Babacan yoktu. Evet. Yani üç lider yoktu. Geçen hafta da bir iftar olmuştu aslında. Evet. Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde aynı yerde. Evet. Ama şu ittifak içinde ittifak konusu Saadet, Gelecek ve Dev arasında ve Saadet'in iftarında Davutoğlu itibar etmiş. Sizin de Ali Aydar'ın da dediği gibi bu konuda baştan beri doktrinini iyi koydu. Parlamenter sistem için geniş diye. Davutoğlu ile Karamollaoğlu ikna olmuş gibi. Fakat Babacan mesela o iftarda da yok. Bunun evet, oradan bir çıkarım yapmak mi? Doğru mu bilinmez ama. Da vardır. Yok, ben ondan öyle bir... Orada konuşuldu mu bir şeyler? Yani bir yok, yani iftarda çok fazla o tarz şeyler gerilemiyor. İftarın atmosferi daha farklı. Ama liderlerde konuştu. Konuşmuşlardır. Yani ben bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Yani şimdiye kadar birçok anlaşmazlığı, birçok krizi çözdüler. En son Meral Hanım'ın bu çıkışından sonraki kriz yönetimi de çok başarılıydı. Dolayısıyla ben Millet İttifakı'nın bunun farkında olduğunu, idrakinde, şuurunda olduğunu düşünüyorum. Ve zaten konuşulan senaryolarda da biz en fazla milletvekilini hangi formülle çıkarırız? Bunda bir mutabakat sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi Süha Bey duadan bahsetti. Dua iki çeşit. Yani bir sözlü dua var, bir de fiili dua. Fiili dua bir neticenin ortaya çıkması için gereken her şeyi eksiksiz yapmak. Çok sağlam bir şekilde yapmak. Yani bu anlamda seçim güvenliği, işte sandıklara sahip çıkmak, sonraki süreçlere sahip çıkmak. Bu da bir fiili duadır. Hepsi fiili duadır. Bir de sözlü duayla da bunu desteklersek ki Ramazan ayındayız. Ve Ramazan ayında bu iftarlar kitlenin nabzının attığı yerlerdir. İşte geldiğim Saadet iftarı da onlardan biriydi. Bütünleşme ayı, Millet İttifakı'nın da felsefesine biraz o, fazla odur, ve birleştirmek istiyor. Ramazan'da buna vesile olur. Bu arada çok özür diliyorum. Timur Soykan arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız bir muhtarlık listesi paylaşmış. Bakın ilk sayfa. Nedir? Hiçbirinde Türkiye Cumhuriyeti yani doğumlu kimse yok. Muhtarlık listesinde yok. Hangi muhtarlık ama? Hemen söyleyeyim size. İstanbul Bakırköy Ataköy 256 kısım mahalle. Enteresan. İşte bunların, seçim güvenliği için evet, çok riskli bir durum. Bunların şimdiden fark İtalya edilmiş olması ve bir yani kamuoyu oluşması bile son derece önemli. Öncesinde hiç kimsenin umurunda olmuyordu böyle şeyler. Seçmen listeleri de pazartesi günü kesinleşiyor. Şimdi böyle bir tabloda gelin seçmen listeleriyle ilgili bu süreci hukuka uygun bir biçimde olmasını sağlayın. Bir de yüz yüze eğitim evet, de başlıyor tabii. Öğrenciler dönmüşlerdi. Tekrar okul memleketlerine dönmüşlerdi. Şimdi okul yerlerine döndüler. Gençler de çok yüksek potansiyel. Orada da bilerek mi bu tarihler aynı güne denk getirildi diye değil mi Sayın Emine Ağoğlu? Yani öyle de bir endişe de oluşuyor. Her açıdan evet, yani endişeler. Bunların hepsi bu süreçte olabilecek şeyler. Beklenen şeyler. Ama işte İstanbul seçimine atıf yapılıyor. İstanbul seçiminde o 800 bin fark İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder sözü de malum. Dolayısıyla hiç ümitsizliğe bence kapılmaya gerek yok. Ama son derece kararlı, son derece sağlam bir duruşla ve dayanışma içerisinde böyle parti hesaplarını, kişi hesaplarını vesaireyi falan bir kenara bırakarak demokrasi adına, hukuk devleti adına bir dayanışma içerisine girmek ve bu
tarihi seçimden, bir kader seçiminden demokrasiyi, hukuk devletini kazançlı çıkararak böyle bir yeni sayfayı açmak. Hepimizin meselesinin bu olması lazım. Ve aklı selim bunu gerektiriyor. Sağduyu bunu gerektiriyor. Vicdan bunu gerektiriyor. Dolayısıyla özellikle de dindar kitlenin AKP tarafından önemli bir kısmı hipnotize edilen dindar kitlenin ne kadarı bu anlayışa getirilebilirse, ki Millet İttifakı bu anlamda çok önemli bir fırsattır. Çünkü Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin beşi bir şekilde o kitleye ulaşan partiler. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun o salonda gördüğü ilgiyi, aldığı alkışı görmenizi isterdim. Yani, saadet iftarında. Tabii tabii. Yani çok iyi bir hava oluştu. Çok güzel bir heyecan meydana geldi. Bunu hiç bozmadan, daha da geliştirerek, pekiştirerek devam edersek ve süreci sonuna kadar hiçbir gevşemeye meydan vermeden kararlılıkla, dikkatle takip edersek inşallah netice alınır. Evet, ben de burada Kazım olduğu için söyleyeyim. Yeni Asya Medya Grubu her zaman böyle siyasal İslamcı denilen ya da daha İslami tandanslı partilerden çok Demirel'i desteklemiştir. Böyle bir özelliği var. Bunu açayım. Demirel'in de hayatı CHP ile mücadeleyle geçti, Adalet Parti Başkanlığı'ndan. Ama vefat ederken bugünün ruhuna uygun bir şekilde CHP'ye oy vererek aramızdan ayrıldı. Şu anda Sayın Demirel'in ruhunu da Kazım'dan yola çıkarak burada hissediyorum. Ve sanki oyun Millet İttifakı'ndan yana dediğini Kazım'ın da sözleri bağlamında sanki duyuyor gibiyim. Evet, zaten biz onu çok açık şekilde deklare ettik yani mesajlarımızda, yayınlarımızda. Bizim tercihimiz Millet İttifakı'dır. Evet. Çok teşekkürler. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz bizlerleydi. Değerli yorumlarıyla bizlerleydi. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için, değerlendirmeleriniz için. Bu hafta da yine Fikir Kulübü'nün sonuna geldik. Fikirleri sizlerle buluşturduk. Haftaya cumartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın, görüşürüz.